sevgili izleyenler, Trabzon Makine Mühendisleri Odası'ndayız. Odanın başkanı Fulya Bankoğlu ile birlikteyiz. Kendilerini tanıyarak sohbetimize başlıyoruz. Merhabalar başkanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz şehrimize, odamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyarak başlayalım. Fulya Bankoğlu, Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nin başkanıyım. Türkiye'deki 18 şubeden birinin başkanlığını yürütüyorum. Tabii ki aynı zamanda makine mühendisiyim, 26 yıllık mühendisim. Bizzat sahada çalışan, şimdi bir sivil toplum örgütünü başkanlığını yürüten bir mühendisim. Başkanım, odamızın kuruluş hikayesinden, burada hangi çalışmaları yürüttüğümüzden bahsedelim izleyenlerimize. Odamız 1966 yılında kuruldu, genel merkezimiz. Kurulduktan sonra biz bölgemizde bölge temsilciliği olarak başladık. O zamanki belediye başkanımız Orhan Karakullukçu bölge temsilciliği olarak Trabzon'da oda faaliyetlerini başlattı. Tabii çok kısıtlı imkanlarla, yer ve mekan olmadan kendi çabalarıyla bu odanın temellerini attı. Biz de ondan sonraki 14. başkan olarak ondan aldığımız yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Küçük bir ofiste başlayan hikaye şimdilerde 10 ile yayılan bir şube olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Coğrafyamız çok geniş. Iğdır, Kars, Erzurum, Giresun, Rize, Artvin bize bağlı, Gümüşhane, Bayburt bize bağlı. Bu yörede her bir ilde temsilciliğimiz olması kaydıyla, çalışanlarımız ve yürütme kurulları olması kaydıyla şube olarak etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Makine Mühendisleri Odası akredide bir kurumdur. Trabzon'da Türkiye'deki 18 şubeden biri olarak TÜRKAK'tan akredide teknik çalışmalar yapıyoruz, üye çalışmaları yapıyoruz. Üyelerin eğitiminden, meslekçi eğitimlerinden ve belgelendirmelerinden başlayarak toplum yararına periyodik kontroller, asansör kontrolleri, sızdırmazlık kontrolleri, şimdilerde bölgemizde çok yeni başlayan doğalgaz bacaları, kazan daireleri ve iç tesisat kontrolleriyle devam eden teknik çalışmalar yürütmekteyiz. Yani şubemizde hem idari personel hem teknik personel tamamı kişisel olarak da akredite olmak şartıyla çalışmakta. Biz de yönetim kurulu olarak bu çalışmaları yürütmekteyiz bölgemizde. Peki odaya kayıt koşullarımız neler başkanım? Makine mühendisi olmak şartıyla bizim odamıza makina, endüstri, uzay, uçak, işletme, malzeme mühendisleri kaydolabilmekte. Okulu bitirmiş olmanız yeterli. Başka hiçbir kayıt şartımız yok. Ayrıca öğrenci olarak da kaydolabiliyorsunuz. Odanın tüm imkanlarından da öğrenciler faydalanmakta. Onlar için sadece öğrenci olmaları yeterli. Herhangi bir aidat koşulları da söz konusu değil. Sadece her yıl öğrenci olduklarını belgelendiren evrakları gelmeleri yeterli. Bütün hizmetlerimizden faydalanabilmekteler. Sadece belgelendirmeli hariç. Çünkü belgelendirme için mühendis olma şartımız var. Peki başkanım, Makine Mühendisleri Odası mühendislere hangi imkanları sunuyor? Mühendis odamıza kaydolduktan sonra hangi alanda çalışacaksa, hangi sektörde çalışacaksa o sektörle alakalı belgelendirmelerini yapmak zorunda. Bu da nedir? Eğitime katılır, sınava girer, belgeyi alır, o sektörde çalışır. Örneğin doğalgaz sektöründe çalışacaksa doğalgaz iç tesisat belgesi veya endüstriyel doğalgaz belgesi almak zorunda. Bu eğitimlerin tamamını odamız veriyor, odamızdan faydalanıyor. Bunun yanında biz şu andaki çalışan Türkiye'deki bütün firmaları, flaş isimleri, eğitimcileri odamıza getiririz ve seminerler düzenleriz. Bu da bizim meslek içi eğitimimizdir. Üyelerimiz teknolojiden faydalansın, günümüzdeki koşullara birebir muhatap olsun, ayaklarına gelsin. Sadece kongrelerle, kurultaylarla izlemesin de seminer salonumuzda da firmalarla bir araya gelsin. Veya kendileri çalışıyorsa firmayla karşılıklı iş yapabilme imkanı bulsun diye de birebir hizmetler yapıyoruz. Bunun dışında işsiz üyelerimize istihdam sağlamak amacıyla, mühendis arayan firmalara da personel bulmak amacıyla da ilgili bir birimimiz var. Bu birimde firmayla işsiz personeli bir araya getiriyor, odamıza başvurduğu takdirde. Böylece istihdam yaratıyoruz. Bunun yanında iş yeri koşullarında gerçekten hak etmediği şartlarda çalışıyorlarsa, sıkıntıları varsa da bunlarla ilgili de çözümler bulmaya çalışıyoruz. Birebir de ilgileniyoruz bu üyelerimizle.
Başkanım, peki Türkiye'de özellikle de Trabzon'da makine mühendisliğinin geleceğini, mesleğini nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim, 26 yıl önce, tabii eğitimi de sayarsak 30 yıl önce, kendim isteyerek, bilinçli olarak makine mühendisi oldum. Çok da seviyorum mesleğimi. Şimdi yeniden meslek seçseniz neyi seçerdiniz diye sorarsanız yine makine mühendisi olmak isterdim. Yine mühendislik eğitimi almak isterdim. Çünkü bir mühendis hangi bilgiyi nereden bulup ne şekilde kullanacağını bilen insandır. Ve mühendis olduğum için çok memnun ve mutluyum. Tabii şimdilerde iş bulma açısından veya gençlerin yönelmesi açısından bir takım sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sıkıntılar sadece kendilerini geliştirmemelerinden kaynaklanıyor. Ben şunu söylüyorum gençlere, üniversitede okuyorsanız okuduğunuz süre boyunca yabancı dil sorununuzu halledin. Bir takım girişimcilik vesaire eğitimleri alın, sosyal eğitimler alın. Sahaya çıktığınızda, mühendis olduğunuzda sizin seçilebilmeniz için diplomanızın yanında bir iki tane daha en olsun. Türkiye'de gerçekten iyi mühendislere ihtiyaç olan bir sektör var. İlerleyen bir sanayimiz var. Bence mühendis olmamak için hiçbir sebep yok. Hele makine mühendisi olmak da ayrıca bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Aynen öyle, ben de size katılıyorum. Sevgili izleyenlerimiz, Fulya Hanım aynı zamanda Makine Mühendisleri Odası'nın ilk kadın başkanı. Başkanım, tekrar size dönecek olursak bu durumu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu başarınızı neye borçlusunuz? Bunlardan bahsedelim. Tabii ki makine mühendisliği erkek erkil bir meslek grubu. Biz de üniversite yıllarından beri okurken çok az bir kısım kadın ama çoğunlukla erkek olan arkadaşlarımızla okuduk. Çalışırken ilk başta sıkıntı çeksek de sahada çalıştığımızda hiçbir problem yaşamıyoruz. Tabii ki erkek erkil meslek olunca üyelerinde büyük bir kısmı ister istemez erkek. Kadın üyelerimiz çok daha azınlıkta. Fakat ben ne çalışma hayatımda ne oda faaliyetlerinde hiçbir zaman kadın olmanın bir dezavantajını görmedim. Avantajlı olduğu noktaları var mı? Çalışma hayatında tabii ki avantajlı olduğu noktalar olabiliyor. Ama mesleki açıdan, eğitim açısından hiçbir problem yaşamıyorum. Gururla da taşıyorum bu şubenin ilk kadın başkanı olmayı. Aynı zamanda Antalya şubemizin başkanı da kadın. Yani Türkiye'deki iki kadın başkana sahip makine mühendisleri odası. Türkiye'deki kadınlarımız için bir örnek teşkil ediyor yani. İnşallah. Gelecek nesli için örnek teşkil ediyordur inşallah.